Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sadakat, sırttan, sıdk, doğruluktan, dostluk, bir kimseye Allah için kalben bağlılık. Yani lügat manası, dostlukta sebat, vefadarlık. Bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden ve tereddütsüz olarak bağlılık manasına geliyor. Yani bir mesleğin dustur ve kaidelerine hiç tasarruf etmeden tereddütsüz olarak bağlılık. Dustur ve tavsiyeleri tasarruf etmeden aynen kabul edip bil fiil tatbikatına gayret göstermek. Sadakat. Yani kendinden çıkmak. Kendini yaşamamak. Ve sıfatların en birincisidir. İhlastan sonra en birincisidir. Yani onu simgesel olarak unutmamanız için ben bir sembol kullanıyorum. Yani sıfatların derecesini anlamak adına, unutmamak adına simge kullanıyorum. Allah Resulü İhlas. Allah Resulü. Allah İhlas. Dereceye göre Sıra Ebu Bekir. Sadakattır. Oradan hatırınıza kalsın. İkinci sırada Ömer'dir. Adalettir. Radiyallahu anh. Üçüncü sırada Osman'dır. Enfusi yatırım. Enfusi yatırım. Kendine değer vermek. Kendinle meşgul olmak. Başkasıyla meşgul olmayı zaman bulamazsın. Dördüncüsü ilimdir. Ali. Ki Allah Resulü ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır diyor. Kapıda Ali varsa Ebu Bekirler herhalde kapının dışında değil. O da sarayın içinde, surun içindedir. Tamam. Bir tanesi Adalet Bakanlığı iken, bir tanesi sadrazamdır, başbakanlık, bir tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı vesaire. Yani sadakat, kendini yaşamamak, bir hakikat uğruna bazı şeylerden sıyrılmak, fena olmak, feda olmak manalarına geliyor. Bir ameli Allah emrettiği için yapmak ihlastır. Emrettiği gibi yapmak ise sadakattır. Yani niçin böyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Namaz kılıyorum. Ne namazı? Allah dediği için. Allah dediği için. Ha. Allah dediği için. Yani olayı Allah ile izah ettiğince ihlas oluyor. İhlas. Niye böyle yapıyorsun? Allah böyle mi tanif etti? Etmedi. Sadakat olmadı. Allah diyecek ama bir de tarif ettiği gibi olacak. Allah dedi diye yaptın doğru. Ama Allah tarif ettiği gibi değil. Yani dendiği için yapmak ihlas. Unutmayın. Dendiği için yapmak ihlas. Dendiği gibi yapmak sadakat. O kadar harika bir sıfat ki insan ne yapar biliyor musunuz? Sırtınızdaki yükü gemiye bırakmak demektir. Adama diyorsun ki kardeşim şu yükü bırak. Gemidesin. Ya gemi belki batar. Gemi batarsa sen de batıyorsun. Onu düşünemiyor. Gemide binen bir insanın sırtında yük, gemi gidiyor. Nasıl oluyorsa, ne düşünüyorsanız, sadakatsız insan aynı böyledir. Gemi sadakatsızlıkla itham ediyor. Ben daha kaviyim, ben daha iyi beceririm, ben daha iyi korurum. Gemiyi itham ediyor. Ama içinde, eğer gemiye itimat etsen, senden daha güçlü olduğunu anlasan, gemiye yükünü bırakır üzerine otururdun. Yani sen
Leylim leylim dolaşmıyor muydun nurları tanımadan önce? He? Öyle değil miydik? Ben bir kere, benim namazım yoktu. Yoktu arkadaş. Küfran nimetim yok. Orucum vardı. Yoktu namazım. Ne anlardım ben bu işlerde? E şimdi biraz okuduk, biraz adam oldun, tüylendin. Ya şurada da olmaz falan. Şöyle yapmak lazım. Vay Allah Allah. Büyüdün yani. E kendin bakayım, kendin idare edebilecek misin? Dendiği için yapmak ihlas, dendiği gibi yapmak sadakat. Sadakat gemiye yükü bırakma sıfatıdır. O kadar rahat ediyorsun ki. Ne böyle yapıyorsun kardeşim? Risale böyle yazıyor. Ben hiç anlamam. Örnek vereyim mi bir tane fiilen? Gündelik hayatta olsun. Mesela Türkiye'nin gündeminden söyleyeceğim. Yeri de söyleyeceğim. Üstad Hazretleri diyor ki, şu parmağını şuraya koyuyor. AK Partisi başa geçmemek için bu azami şerdir. Onu durduracak, onun karşıtı, bunun karşıtı, durdurabilecek karabalıkta olan, buna zıt olan, benden yana olan, fazilet kemalat, uçuyor kaçıyor olmadan, bu da şer ama ehven, ehven-i şer, bu azam-ı şer. Bunların içinde Evliya-i Azime parti dahi olsa, bunu durduracak güçte, burada Evliya Partisi var ama bunu durduramaz. Bunu durduracak parti. Şimdi AK Partisi'ni kaldırırsanız cemiyette kime karşı duracağınızı bilemezsiniz. Bak bunu ben sadakatle anlatacağım. Şimdi AK Partisi'ni koyuyorsun, ehven-i şer her seçimde değişir. Bunu durdurabilecek güçte ve karabalıkta toplumsal temayül kim ise o ehven-i şerdir. A, B, C asır asır değişir. Ama bu değişmez. Şimdi ben buna ait söyledim. Bunu durduracak budur dedim. Kabire girdim. Soracaklar bana. Sormayacaklar mı? Bu kürsüde ders yaptığım hep bana sormayacaklar. Sen niye buna verdin? Ya Rabbi, Said Nursi'nin 2. emirda 206'da dedi ki ben müceddiye inanmıştım. Sen de kalbime böyle vermiş. AK Partisi gelirse başa komünistik kuvvet bulur. AK Partisi geçmesin diye, geçmemesin vatan, millet ve İslam adına endişe ediyor. Öyle diyor üç sıfat. İslam, vatan ve millet adına bunun başa geçmemesi lazım. Ben 2. emirda 206'yı ibraz göstereceğim. Haşir meydanında Allah'a. Hasan ama Risale'nin itimadın yok. Zaten seninle mevzum yok. Ben Risale'nin itimadı olanlara konuşuyorum. Ben orada göstereceğim ya Rabbi 2. emirda 206'ya göre ben böyle gördüm. Partisine baktım onu durduracak gün. Bu nedir? Sadakat. Ben kafam çalışmaz. Bak ama böyle gitti ama şöyle gitti. Ben anlamam kardeşim. Ben anlamam. Hiç bak kafa yoruyor mu? Yormuyor. Sabit. Sadakat insanı yormuyor. Rahat ediyorsun. Bir de vicdanı memnun ve ahirette mesuliyeti yüklüyorsun birisine. Gitsin çeksin Said Nursi Hazretleri. O çeksin kardeşim bedelini o çeksin. Ben niye çekeceğim ya? Benim çekecek sırtım gücüm yok ki. Ona sorsun Cenab-ı Hak. He Selahattin abi. O sorsun ona sorsun. Bana öyle gösterdi. Ben inandım ki bu müceddittir. Asıl imamıdır. O da dedi ki bası geçmemesi için bunda olun. Buna zararınız dokunmasın. Menfaatınız dokunsun. Ehven-i şer deyiniz. Kusurlarına bakmayınız. Şer ya ehvendir ama. Azami şer gelmemesi için. Çünkü İslam değil toplum. En mükemmeli aramak, mükemmeli de kaybetmek oluyor. Niçin bunu ne abi ne nereye geçiyor? Ben öyle bir misal veriyorum ki gündelik hayata da örnek teşkil etsin, çıkış yolu olsun ve uygulanabilir örnek olsun. Hayali uçuk, düşüncede olan örnekler vermemeye çalışıyorum. Sadakata ait örnek olsun diye verdim. Sadakat örneği. Orada bana soracak, niye verdin Hasan?
Niye buna verdin? Bana her şeyimi de sana sormayacaklar. Ya Rabbi, 2. emirde 206'da böyle geçiyor. Said orada öyle mi dedin? Evet ya Rabbi. Ha sen hesabı ver, ben otururum kardeşim. Çayımı da içerim. Sadakat, mesuliyet vicdanından, vicdani mesuliyetten kurtulmaktır aynı zamanda. Öyle keyif alıyorsun ki, rahatım. Rahatım. Rahatlamak istiyorsan teslim ol. Bir hakikate teslim ol. Yoksa her olayı kendin tartacaksın, sen ölçeceksin. Metre ve kantar. Lan kafa mı var ya, ben her şeyi tartacağım, ölçeceğim. Burada göreceğim, bit, yürüyor. Bir ameli Allah emrettiği için yapmak ihlas. Emrettiği gibi yapmak ise sadakattır. Yani nasıl yapılacağını yapmak sadakat. Sadakat eylemdir. Düşünce değildir. İman esasları düşüncedir. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, ahirete inanmak vesaire. Mak. İslam düşünce değildir, eylemdir. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. Öyle mi? Namaza inanmak değil, zekata inanmak değil, vermek zekatı. Eylem, sadakat eylemdir. Düşünce değildir. İhlas düşüncedir. Düşünceni bir yere bağlamak. İhlas. Amentü billah. Sadakat ise eylemdir. Dendiği gibi yapmak çünkü. Sadakatın bir manevi, diğeri fiili olarak iki ciheti vardır. Kişinin bağlandığı şeye ciddi ve kalbi samimiyetle bağlılığı sadakatın manevi cihetidir. Bu manevi bağlılığın fiili tezahürü ise bağlandığı şeyin icablarını harfiyen ve tasarruf etmeden ifa etmek ve fiilen sadakatını ispat etmektir. Yapamasa bile 454 müydü mektubatta? Yapamasa demiyor. Yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Yapamıyorsun değil mi? Ya lanet olsun, bir nefis var bizde işte. Yapamıyorum ya. Hah. Ama doğru odur. Yapamadığın bir şeyi tevil etme. Yaptığını doğru zannetme ve gösterme. De ki ben yapamıyorum arkadaş, doğru ama o. Bu işte sadakattır. Yapamıyorum. Ama doğrusu budur. Bunu yapın demek. Tasarruf etme kardeşim. Risale-i Nur'a tasarruf etme Allah rızası için. Neyse o. Yapma. Bunu size, bu ruhu kim verir biliyor musun? Sözler veremez, mektubat veremez, lemalar veremez. Mektubat veremez, şualar veremez. Laikalar verir. Laikalar okumayanlar ya ifrattadır ya tefrittedirler. Hattı vasat ve istikamet olan hidayeti bulamazlar. Mümkün değil. Bir zatın bir zata hususi anlayışların, hissiyatların dile getirildiği kitaptır dersen çuvalladın işte. Laikalara öyle diyor. Bir zatın bir zata veya ustalarına hususi intibahlarını dile getirdiği bir kitapmış, laikalarmış. Bunu takke mi anlatsın? O dinler akşama kadar. O akşama kadar dinler yani. Vallahi neyse o. Allah şahit olsun. Yalana şahit olsa kafir olur. Ne diyorsa o benim için. Bitti o. Ha, ama şans abi ya. Şahsın hususi. Kur'an'da şans. Kale Musa, kale Firavun. Şanslarla dolu. Musa, Yunus Aleyhisselam'ın bir kasası var. Yusuf Aleyhisselam'ın kasası var. Diyecek miyiz ya? Şans canım. Bana ne lazım Yusuf? Yusuf semboldür, simgedir. O zeminde hakikat ifade ediliyor. Hulusi semboldur, sabri semboldur, hüslev semboldur. Camidekiler de öyledir. Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin sembol ve simgedir. Allah vacibül vücudu simgeler. Muhammed, mihraptaki Muhammed, kainat yaratılmadan önceki yaratılan çekirdeğin simgesidir. Ebu Bekir sadakattır, insanla alakası yok. O zeminde, o sistemde, yani Ebu Bekir zemininde İslamiyet'teki sadakat ifade ediliyor. Şahsız ifade edilemez. Müceredat-ı sırfa olur. Eylemde gösterilmesi lazım sadakat. Ha bunun gibi demek içindir. Ebu Bekir
sadakattır, Osman adalettir, Ömer adalettir, Osman enfusi yapılanmaktır, Ali ilimdir, Hasan fedakarlıktır, Hüseyin cihattır. Semboldür. Vehhabiler bunu bilmediği için camideki bunları şirk der. Şirkini yesinler senin. Sabah kahvaltısına peynirin arasına koyarak. Şirkmiş. Çünkü Vehhabilerde ya karadır ya beyazdır. Gri yok ki. Haram yok onlarda. Mekruh yok. Hata yaptın kafir. Ben kafirim diye bir inansam benim psikolojim ne olur? Aman yarabbim. Hiç de düşünmek de istemiyorum. Başka benimle alakası yok. Gemiyi bırak kardeşim hükümet. İyi ki tanıdık hamdolsun nurlara. Tereddütlerden, şüphelerden kurtardı. Böyle mi ha? Böyle mi? Böyle mi yapsam? Böyle mi? Bitti kardeş. Ben de ağacın kovuğundan gelmedim ha. Felsefenin tam ortasından geldim. İstanbul'da 1975-76 sağcılık solcunun tam göbeğinde geldim. En çetin, en korkunç Teksas gibi olan çatışmalar içine geldim. Hasköy ve Kasımpaşa. Oranın çocuğuyum ben. Oranın çocuğuyum. Orada büyüdüm. Misketi orada oynadım ben. Bilmiyorum değil. 75'te sağcılar solcular içinde. İlk okuduğum Karl Marx'ın kitabıdır. Bana ortaokulda onu okuttular. Yani Risale-i Nur'a körü körüne teslim olmamışız. Bak panteistlerinden neyse şeyle şey yapmayayım. Kadıköy Belediyesi'ne şu belediyesine kadar felsefe, kelam, bir sürü seminer konferanslara katılıyorum, katıldım. Şimdi gerçi çağırmıyorlar da. Onlara da konferanslar verdim. Onların içinde bulunuyorum. O konuştular, ben de konuştum yani. Yani ne demek istiyorum? Körü körüne bağlanmamışız. Körü körüne değil. Bambaşka bir eser diyorum ya. Allah inandırsın sizi ya. Bir tuhaf baka Kur'an'a yemin ederim ya. Kendi itibarımı söylüyorum. Bir garip bir şey ya. Her gün hayret içinde kalıyorum ya. 30 küsür seneden beri okuyorum. Hummalı. Gece gündüzüm bu yani. Benim hatunum da yok. İşim, aşım, hiçbir şeyim yok. Yani bir saat 10 dakika vermiyorum. Ömrümü veriyorum ya. Her gün. Yalan mı söylüyorum? Bir tuhaf eser ya. 6,5 ay uğraşılır mı sima kelimesiyle ya? Suret kelimesiyle 1,5 sene hala dibini getiremedim. 6 ay uğraştım. Şu derinin tuvaletteki, lavabodaki aynadan daha latif olduğunu gördüm. Dedim ki, şu sima öyle bir ayna ki ruhu dışarıya yansıtıyor, dışarıdakiler içeriye taşıyor. Böyle bir ayna lavaboda bile yok. Sırf bunu bulsam ben, simanın şu derinin hiçbir şekilde kıyas edilmeyecek hiçbir şey kadar ayna oluşu. Ayna cami ve külli bir ayna oluşu. İçi dışarıya, dışarı içeriye taşıyan bir ayna oluşu. Lavadaki ayna karşıyı gösterir. Bu ayna ise içini dışarıya taşır. Sırf 6 ay sırf bunu tespit ettim. 6 ay uğraştım. Allah kahretsin. Sırf 6 ay bunu tespit etsem değerdi. Sırf bunu anlattım 10 saniye. Ama bunun üzerine ne kadar hakikatler bina edecekler. Gelecek nesil. Ama külliyattan bulduğum bir şey. Ayna olması. Risale-i Nur bambaşka demek için anlatıyorum bunu. Bir sima kelimesiyle 6 ay uğraşılır mı? 5-6 saat her gün okunur mu? Ha, yalandan mı yapıyorum? Ben kafam çalışmıyor. Sığır gibi bağlamışlar. Öyle mi? Acayip acayip şeyler çıkıyor. Ben hepsini de anlatmıyorum ki. Tespit ettiklerimi bir kısmını anlatsam beni kafir diye bu binadan atarlar aşağıya. Alıştığımızın dışında ezberleri bozan şeyler var ya. Ya bambaşka arkadaşlar. Allah aşkına merak edin ya. Teslim ol diye söylüyorum. Eğer kişi kutsi ve manevi bir merciden gelen dustur ve hükümlerin fiili tavsiye veya emredilen şekle kendi anlayışıyla yeni tarzlar ihdas ederek tasarruf ediyorsa bu kimse sadakati zedelemiş veya terk etmiş ve kendi arzusuna uymuş olur. Allah Allah. Bir merciye itaat ve bağlılık manasındaki sadakat, ittifaka ve dolayısıyla şahs-ı manevinin teşekkülüne, sadakasızlık ise ihtilafa sebeptir. Biz nereye beraber olacağız? Laz'ın vaaz ettiği gibi. Laz varsa aranızda kızmasın, ben de Laz'ım.
Şöyle bahsediyor. Balın diyor, ben rastladım. Balın öşürü var cemaat diyor. Balın öşürünü vereceksiniz. Tehdit ediyor, balın öşürünü vereceksiniz. Ama nereye vereceksiniz? Adres tayin ediyor. Bak buraya. Balın öşürünü vereceksiniz, tamam mı? Ama buraya. Balın öşürünü verin. Şimdi tesanüt edeceğiz. Uhuvvet edeceğiz. Nerede? Burada. Niye burada değil? Tesanüt burada olmalı. Niye böyle? En büyük ihlassızlık ihlas dersinde yapılıyor. En büyük adavet Uhuvvet Risalesi'nde okunurken yapılıyor. Ya bu insanlar var ya, bu insanlar diye başlıyor. Ulan bu uhuvveti hiç mi anlamadılar ya? Hiç mi okumadılar? Hemen başlıyor dışarıyı itham etmeye. Uhuvvet dersinde. Lan kendini sorgulasana. Niye başkası sorgulamak için okuyorsun? Benim şu anda yaptığım gibi. Böyle böyle yapmayacağız. Yani biz bir mercide toplanacağız. Burada değil. Ben de değil. Hep beraber burada olacağız. Beraber olmak, aynı binada olmak, aynı yerde nefes almak değil. Aynı şeyin, hakikatin etrafında olmak. Burada tasarruf etme kardeşim. Ne demiş? Evet, değil böyle hakikat uğrunda, hatta bir kıymetli hediye ihsan eden padişah zisan için o diye sarf etmekte tereddüt edilemez. Öyle de ustadın bize emanet olarak ve ne zaman alınacağı meçhul olan hayatın ve her zaman emrine amade ve hazır olduğun Cenab-ı Müminin. Bak gene sadakattan denk geldi. Emanet diyor. Risale ne emanetiyse Risale'nin, ona amade olacağız dedi. Bak o çıktı. Nerede ittifak edeceğiz? Burada. Burada değil. Ha nerede olursan ol, evlerin değişik olması, memleketin değişik olması hiç önemli değil. Yeter ki aynı şeyin etrafında olun, bu tesanüttür. Yoksa aynı çatı altında olmak doğru değildir. Kavgaya sebeptir. Ondan sonra bize diyor ki, şahsi kusurlara bakmayın. Adam bana neler yapıyorlar, neler küfür ediyorlar, ne kadar hakaret ediyorlar. Her fırsatta tenkit edip eleştiriyor. Helal olsun kardeşim, ne yaparsa yap. Ama bir şartla, Risale-i Nur'un alakanı kesme ve Risale-i adına olsun. Ve beni tenkit ve eleştirme, Risale-i Nur'a faydası varsa ayağın başım üzerine olsun. Ama benim şahsımda Risale-i Nur talebenin şefkini kırıyorsan, onu da bu davanın sahibi olan Allah'a havale ediyorum. Eğer Risale-i Nur hizmetine fayda veriyorsa 100.000 tane asan feda olsun, hiç önemli değil. Ama birilerinin şefkini kırıyor, istifadesine mani oluyorsan, aziz-i cebbar olan Allah biliyor. Belki kapısına bizi köpek olarak istihdam ettiği bu davanın köpeği olarak sahibini dokunabilir. O zaman buraya, Risale-i Nur'dan başka bir merci bilmiyor. Ve diğer bütün insanlar ile Risale-i Nur'da demiyor. Taassubum yok. Benim anlayışım müceddit Risale-i Nur'dur. Sadakatim bunadır. Burada ittifak yapabiliriz. Bunu öne çıkartacağız, bunu söyleyeceğiz. Bununla meşgul olacağız. Buna nazarları çevireceğiz. Başka ayakta duramayız hele bu almaya da. Sadakatsız yürüyemeyiz. Olayları çözemeyiz. Teslim olacaksın. Yoksa her olayı kendin tartıp kendin ölçeceksin. Muvazene ve muhakeme. O çok zor. Yapamazsın. Dendi bitti. Bir merciye itaat ve bağlılık manasındaki sadakat, ittifaka ve dolayısıyla şahs-ı manevi teşekkülüne sadakatsızlık ise ihtilafa sebeptir. Sadakat yoksa birbirimizi burada birbirimizi boğazlarız. Niçin sorunlar çıkıyor? Risale-i Nur'a sadakat olmayınca. Risale-i Nur'a ölçü yapmayınca Ahmet Mehmet'in kaşına burnuna bakıyorsun. Bu sefer bir sürü sorunlar. Ben sana düşman olmaya karar verdikten sonra 100 tane değil 1000 tane sebep bulurum. Ben seninle dost olmaya karar versem 1 tane değil 100 tane sebep bulurum dost olmak için. Ama siz, usta diyor ki, tenkit etmiş. Beni tenkit edenler Risale-i Nur'la diyor alakasını kesmemişlerse hakkımı ele al diyor usta. Bak açıyor bak. Ha, Risale-i Nur merkez yapmış ve ittifakımıza sebeptir. Zira merciğin birliği, birleştirici olduğu gibi şahsi reylere tebaiyet de tefrikaya netice verir. Yani bir hakikatin kaynağın birliği birleştirmeye sebeptir. Şahsi kanaatlar ise tefrikaya sebeptir. Bu sebeple de sadakatsız olan kimseye şahsi maneviden istifade hakkını kaybeder.
Sadakati olmayan iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissedar olamaz. İştirak-ı amal-i uhrevi söyleyeyim, Kastamonu 96. Ben diyor içtimai hayattaki nurcuları düşündüm. Hele siz Almanya'dakileri. Ya nur talebelerinin imanla kabre gireceğini beşaret-i Kur'aniye var diyor. İmam Ali'nin müjdesi var diyor. Ama bir nur talebesine baktığım zaman içtimai hayatta binlerce, yüzlerce yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder tereddütte kaldım. Sonra ihtar edildi ki bu durusu Kur'an'ın içerisine ihlas, sadaka, takva, hizmet, iştinab-ı kebair sırınca ne kadar bunu kabul edip yapabilirsen ama ilk önce itikat edersen iştirak-ı amal-i uhreviye sırınca bütün mazideki ve gelecek nurcuların ve şu andaki zamandaki nurcuların bütün ameli hayriyelerine, sebaplarına, Kur'an okumalarına, namaz kılmalarına, derslerine hep ortak oluyorsun. O zaman bir dile mukabil binlerce kardeşlerin diliyle mukabele eder bu sefer necat bulur. Bütün kardeşlerin sebaplarına ortak olmak demektir sadakat. Bakın ille yap değil. Yapamasan da ahkamı hak bilmelisin. Ahkamı hak bileceksin. Yani doğru budur. Ben yapamıyorum. Ve itikaf ve şans-ı manevin oluşmasına sebeptir sadakat. Yani birliğimize sebeptir. Bu sebeple de sadakasız olan kimse şans-ı maneviden istifade hakkını kaybeder. Sadakat sahibi kimse ise mensup olduğu cemaatin yekün sevabına rahmet ilahiyle mazhar olur. Çünkü bir sisteme ve muayyen dusturlara sadakatla bağlı olanlar bu bağlılık sebebiyle gayeleri bir, düşünceleri bir, çalışma sistemleri ve hareketleri bir olur. Bu husus bir eserde şöyle ifade edilir. Lemalar 161'de şöyle diyor. Sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip, yani uhuvvet, gaye ve vazifede tevafuk eden fertler şahs-ı manevi teşkil ederler ve böylece manen bir vücut gibi olurlar. Bilhassa dini meselelerde kutsi, ulvil ve layete zelzel ve Kur'ani dusturlara sadakatle bağlanmak temasülün neticesi olan, yani birbirine benzemenin neticesi olan tezat ve ihtilaf da önlenir. Yani emsaliz. Yani temasül ise misil olmak kavganın sebebidir. Ama misilleri, yani emsaller var ya, emsaller. Yaşta emsaller vesaire. Bu kavgaya sebep iken ama bir hakikate bağlanırlarsa emsaller kavga olmaz. Kavga nefsi davet etmeyle başlar. Bana göre demeyle başlıyor bu iş. Bana göre, bana göre, bana göre. Kavganın zemini, sebebi budur. Mikrop budur. Zira fevkalade muteyakkız ve cemaata merkez olabilen mumtaz bir şahsiyet, cemaatin birliğini muhafaza eder. Fakat o şahsiyetten sonra onun yakınları, seviyeleri birbirine mütemasil olduklarından, aralarında itaat sebebi mevcut olmaz. Hatta tezada da sebebiyet verebilir. Zira temasül, tezadın sebebidir. Hutbe-i Şami 129. Bak temasül. Temasül ne demek? Misli olmak. Benzer olmak. Emsal olmak. Mesela uygulayayım. Bu bir evet. Ahmet kardeşle temasül edecek yok. Yani yaşı, kültürü, yani geçmiş nurculuğu. Yani ona emsal olacak yok. O zaman kavga pek olmaz. Olursa da ahmaklık olur. O da şey ama. Ama diyelim ki emsaliz. Ben onunla yaşım zaman ama emsal değil mi? Kaçlıydın Ahmet? 65. 65. Ha. 3 sene var aramızda. Emsaliz. Yani nurculuğumuzda da aynı tarih gibidir. Ben beraber burada kalsak temasuldür, misiliz. Kavgaya sebeptir. Niçin sebeptir? Ben derim, sen dersin. Ama sen de buna gösterirsen, ben de buna gösterirsem kavga olmaz. Ha demek ki Ustad diyor ki Hutbe-i Şamiye 129'da temasul tezadın sebebidir. Temasul, misli olmak, misal olmak, benzer olmak, emsal olmak tezadın, zıtlaşmanın sebebidir.
A şartla bir hakikate bağlılık olmazsa. Hakikat yok. Seni örnek veriyor, kusura bakma. Senin şimdi temasül mislin yok. Bende yok. Ama bir hakikate de bağlı değilsin. O zaman kişi kendisine bağlı tutuyor cemaati. Evet. Kalk. Otur. Yapma öyle. Allah Allah. Yani bir hakikate sizi taşımıyor. Kendine bağlıysa. O da insan ne yapar? Gide gide firavunlaşır bu. Artık kendisi bir şey zannetmeye başlar. Ulan ben kitap okuyarak kendi kusurlarımı göremiyorum da. Ya kitap okumadan hep kendimle meşgul ettirirsem. Ağam, abi traktör şamiline hava basar gibi. Abi, hocam, abim. Ulan traktör yükseldi lan beni kim aşağı indirecek bir daha? Bir hakikat gelip çivi batırırsa balon çalıyor. Doğru yere çakıldı. Ne kadar yükselmişsem o kadar ses çıkar. Ha, görüyorsunuz örneği Türkiye'de. Adam yükseldi. Hocam. Bir hakikat çivisi geldi. Ne kadar yüksekteyse o kadar ses getirdi. Yere çakıldığı zaman bütün dünya duydu. Ama benim gibi adam diyorsa ikinci kattan düştüm. Birinci kattan da fazla ses duyulmaz. Arkadaşlar sadakat ne güzel bir şeymiş ya. Cemaatin sebebi, şahsi manevinin sebebi, kurtuluşun sebebi, rahat olmanın sebebi. Acaba bu hak mı, bu doğru mu, böyle mi, şöyle mi? Tereddütlerin çıkış yolu. Elhamdülillah ya. Şükürler olsun ya Rabbi ya. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına, elimizden alma ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Musa'nın Allah'ı, Muhammed'in Allah'ı, İsa'nın Allah'ı, Allah'ısın, benim de Allah'ımsın. Bütün varlıkların Rabbi adına ya Rabbi. Rububiyetin adına ya Rabbi verdiğin nimet elimizden alma Allah'ım. Razı olmadığın şeyleri bize nasip etme ya Allah'ım. Sadakatimizi, ihlasımızı, takvamızı, hizmetimizi, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrımızı elimizden alma Allah'ım. Ziyade eyle ya Rabbi'l alemin. Müslümanlara uhvet ver ya Rabbi. Nur kardeşlerime tesanüt ver ya Rabbi. Tabii ya elhamdülillah ya. Amin. Zira fevkalade oraya okudum. Onun için bağlı oldukları mesleğin değişmeyen esasatına tam sadakat göstermeleri ve furatta da şahs-ı manevinin usulü uygun meşveretine havale etmeleri gerekir. Diyelim ki meşvereti de anne şey yapayım. Şöyle yok. Sen gel. Sen de olmaz. Sen gel. Meşveret eğitim tayin ediyorum ha. Ben korkmuyorsun. Bana muhalefet edecek bir tipe benziyorsun. Sen gel. Sen gel. Topladık. Türkiye genelinden adamları topladık. Meşveret ediyoruz kardeşim. Ne yaptım? Kokladım. Sen? Hadi gel ha. Sen? Yok kal. Sen? Ha. Böyle noter memuru gibi adam topladım. Evet arkadaşlar. A işimiz karar vereceğiz. A meselesi. X. Ben fikrim şöyledir. Böyle olması lazım. Sen ne diyorsun? Seni koklayarak almadım mı? Be. Otomatik be diyeceksin ha. Seni zaten hiç almam. O da abi. A diyeceksin. Demedin mi? Macuna koyarım seni. Ha oldu. Sen sağ kolumsun. Babayı anladı. İşi bildi. Ha. Evet değil mi? Muhalefet yok. Evet. Tam ittifakla karar verdik. Meşveret ettik. Ona ne meşvereti? Sizi noterci olarak aldım. Böyle oluyor çoğunlukla meşveret. Anladın mı? Meşveret böyle oluyor. Ha peki nerede meşveret edilir? Sevgili kardeşim sakın unutmayın. Çünkü benim işim biraz bu. Yani işim vakıf olduğum için buna da meşgul olmuş. Meşveret şu. Risale-i Nur'da açık ifadede yap veya yapma varsa orada meşveret edilemez. Mesela örnek vereyim. Kur'an'da vaakkum salavatü zekat. Zekat verin, namaz kılın. Diyor. Emir mi? Emir. İçki içmeyin. Emir mi? Ey Allah'ım sen öyle dedin ama bir de biz meşveret edelim. Denilir mi? Allah'a isyandır. Aynı bunun gibi. La teşvi ve la temsil. Risale-i Nur'da bir şey dedi. Yapın. Ya ustad dedin ama bir de biz bakalım. Meşveret edin. Meşveret olmaz. Açık yap ve yapmalarda meşveret olmaz. Yani ikisi arasında denmediği açık emir yoksa orada meşveret olur. Uygulayalım. Şimdi Bremen'de Nurcular biz cami mi açalım? Lokal mı açalım?
Yani gelip geçerken, gazete okunurken, çay içerken bir sahne dışarı. Lokal mı açalım? Cami mi açalım? Kurs mu açalım? Yani bir yurt mu açalım? Okul mu açalım? Meşveret olamaz. Niçin? Emir Dağı'nda, 104'te, 2. Emir Dağı'nda her yerde bir küçük medrese-i nüriye açılsın. Bitti. Bizim işimiz medrese açmakmış. Meşveret yapamaz. Ama medreseyi birinci kat mı, beşinci kat mı? Şehrin girişinde mi, çıkışında mı? Risale-i ara yok. Diremen'de dershanenin girişinde, bina şehrin girişinde mi, çıkışında mı? Birinci kat mı, beşinci kat? Ha, ona meşveret edilir. Çünkü aleyhinde ve lehinde olmayan bir şeye şeriatta maslahat-ı mursele denilir. Maslahat-ı murselede meşveret edilir. Rey birliği olur. Ama burada Ahmet kardeş toplayıp arkadaşlar, cami mi, lokal mı, yurt mu, mektep mi, dershane mi, dergah mı ne açalım? Yapamaz. Böyle bir meşveret kuramaz. Çünkü o hakkında hüküm verilmiş Risale'de. Her yerde bir küçük medrese-i nuriye açılacak diyor. Tamam mı? Açın diyor. Ha, medresenin birinci kat mı, beşinci kat mı? Şehrin girişinde mi, çıkışında mı? Bremen'de var mı öyle bir yer Risale'de? Bremen'de beşinci katta açın. Yok. Meşverette karar vereceksiniz. Bu meşveret. Meşveret bu cinstendir. Esasatı meşveret edemezsiniz. Oyu nereye vereceğiz? Meşveret edemezsiniz. Çünkü hüküm verilmiştir. Partisini durduracak, ehven-ü şer'e vereceksiniz. Bitti. Meşveret yok bunun. Şimdi bir tane aranızda itiraz etti. Abi ama. Tamam kardeş, sen bildiğin gibi ya. Cevap da vermeyeceksin ustad dedikten. Ustadın söylediği adam ikna olmuyor. Ben anlayıp da, anlatıp da ikna olacak. Ustadın şeyini gösteriyorum ama abi diyor. Tamam kardeş, tamam. Risale'nin teslimiyeti yok. Ben ikna etmeye çalışacağım. Bak, meşvereti de anlatmaya çalışıyor. Meşveret nerede olur? Hakkında kesim lehte ve alette hüküm verilmemiş. Buna maslahat-ı mürsele denilir. Şüpheli şey diyelim. Öyle mi şöyle mi? Ama bunun hakkında hüküm verilmiş. Bitti. O zaman meşvereti yapanlar da o hükmü bilmesi lazım. Yoksa meşveret olur. Tabii canım, şimdi seni çağırdı meşverete. Laika'yı okudun mu diyorum, Kastamonu okudun mu yok. Emirdağ okudun. Neyi meşvereti ya? Seninle ne konuşacağım ki? Sen şöyle rey kullanacaksın. Bana göre. Huhu. Vay be, o da diyor ki anlayışıma göre. Vay be anasını ya. Benim kültürüme göre. Meşveret ehilleri mabeyninde olur. O da bedi zaten olduğu için anlatmıyorum. Bedi. Hiç külliyat okumamış, ya kardeş meşveret ediyoruz. Neymiş, ne malzemesiyle edecek ki? Malzemesi ne ki? Darcında ne var ki? Ha, ehilleri mabeyninde olur. Mesela bu bir amende. Külliyat okudun mu kardeşim? Layık, tamam. Ha, insaflı, Risale'nin ölçü yapacak. Arkadaşlar, beşinci katta olması bilmem dershane diye bak adam, çünkü diyor. Bak şurada dershaneler var İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Afyon'da vesaire diye. Ha, ne yapıyorsun? Bak layıkadan gösteriyorsun haberlerine var. Ha bak adam okumuş. Hissiyatını karıştırmıyor. Hakkın peşinde. Benim dediğim olsun diye bakmıyor. Tamam. O meşveret. Kurban olurum onlara işte. Kutsidir işte o. Zira fevkalade müteyakkız ve cemaata merkez olabilen mumtaz bir şahsiyet cemaatın birliğini muhafaza eder. Fakat o şahsiyetten sonra onun yakınları seviyeleri birbirine mütemasır olduklarından aralarında itaat sebebi mevcut olmaz. Hatta tezada da sebebiyet verebilir. Zira temasul tezadın sebebidir. Hutbe-i Şam 129. Onun için bağlı oldukları mesleğin değişmeyen esasatına tam sadakat göstermeleri ve furuatta da şahs-ı manevinin usule uygun meşveretini havale etmeleri gerektir. Her bir meslekte gösterilen kanaat ve sadakatla himmet inkısam etmediğinden o meslekte kemal ve ihtisas sahibi olunur. Sadakatı terk eden şahs-ı manevinin teşekkülüne mani olan sadakatsızlığından dolayı şirket-i maneviyenin yekün sevabından mahrum kalır, belki de mesuliyete girer. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha teman selavat.